Herkese iyi geceler. Online C# derslerinizde bu gece 86. dersimizi gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz 2015 bugün tarih. Dün akşam Application Startup Pod komutuyla 85. dersimizi gerçekleştirmiştik. Bugün bu akşam ne yapacağız? 86. dersimizi Form'da Properties'teki alanlarla gerçekleştireceğiz. Properties penceresi üzerinde bulunan, şöyle bir bakayım, 53 tane var şu an benim not aldığım. 53 tane alanın kullanımına tek tek değineceğiz. Bunlardan sadece 3 tanesini bulamadım. Onunla ilgili Türkçe kaynak yoktu. Grubumuz üzerinden MSDN'deki kaynaklar paylaşıldı. Onları ben de görmüştüm. Çeviremedim tam olarak. Yani tam olarak komutların ne işe yaradığını çözemedim. Eğer çözebilirsem dersten sonra veya daha sonrasında videonun alt kısmını açıklama olarak ekleyeceğim onu. Yoksa veya şey yapabilirim, hani bir başka video içerisinde 2 dakikalık bir zamanı ona ayırabilirim. Visual Studio'yu açalım ve form özelliklerini, properties alanımızı inceleyeceğimiz dersimizi şöyle giriş yapalım. Ne diyelim? Properties diyelim. Properties, özellikler. Penceremiz açılsın. Doğru yazdık mı? Doğru yazmışız. Ben 53 tane not almıştım. Eksik ya da fazla olabilir. Tek tek bakarız. Şimdi şuradan başlıyorum. Name alanıyla başlayacağım arkadaşlar. Name alanı benim programın arka planında çalışacak olan isim alanıdır. Evet, şeydeki gibi, formun tekstindeki gibi alan değil. Birazdan aşağıda tekste de değineceğim. Yavaş yavaş gidelim diyorum, acele etmeden. Name alanı mesela kod içerisinde kullanacağımız formun isim alanı şeklinde nitelendirilebilir. Daha çok name alanından ziyade Solution Explorer'a gelip, benim bir de Solution Explorer çözüm pencerem vardı. Şuradan form1.cs diyor ya, benim form birimin ismi bu, CS'de uzantısı. F2 deyip mesela ismini genelde buradan değiştiriyorlar. Eğer form üzerinde isim değişikliği yapılacaksa name alanı çok sık kullanılmıyor. Devam edelim. İkinci özellik Accept buton arkadaşlar. Kabul butonu anlamına gelmekte. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Form üzerine siz bir takım butonlar eklediniz ve Enter komutuyla bir işlem yapmak istiyorsunuz. Enter komutuna bastığınız zaman Accept butonda ayarlamış olduğunuz butonun komutu neyse Enter'a bastığınızda o komut çalışıyor. Şimdi nasıl? Beraber görelim. Bir tane buton ekliyorum formuma. Şöyle formumun orta kısmına bir tane buton ekledim. Butonuma çift tıkladım ve dedim ki messagebox.show, parantezimi açtım çift tırnak içerisinde, hoş geldiniz yazsın şöyle. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi şuradan ekran klavyesini çağırayım ben bir. Ekran klavyesi gelsin şöyle. Şimdi start dedim. Enter yapayım şöyle. Enter yaptım. Ne yaptı? Hoş geldiniz kısmı bana direkt geldi. Neden? Zaten buton 1'in üstüne ekip butonu biz turu yaptık mı? Yapmadık. Bir saniye. Ekip buton. Üzerine direkt geldiğimiz için şunu ben bir kapatayım. Enter'a bastım. İki tane buton. Tek buton olsa da ne yapıyor? Ekip butonda tek bir araç olduğu için ilk başta ona konumluyor. O yüzden ne yapıyor? Direkt hoş geldiniz yapıyor. Şöyle Enter'a bastığım an ne yapıyor? Hoş geldiniz diyor. Yani kullanım şekli nasıl? Formda şöyle buton 1'i seçtiğim zaman ne yapıyor? Buton 1 Enter'a bastığım zaman buton 1 üzerindeki komutu bana gerçekleştiriyor. Burada birkaç tane daha buton olduğunu varsayalım. Biz Enter'la hangi işlemi gerçekleştirmek istiyorsak orada Ekip butonda Ekip buton sekmesinden o ilgili aracı seçiyoruz. Daha sonra işlemleri gerçekleştiriyoruz. Az önce gruba da yazmıştım. Gruba yazdım, cevap bulamadım. Daha doğrusu çözüm bulamadım. 3 tane alanım var demiştim. Birisi Accessible Description. Erişim açıklaması gibi bir anlamı var. Accessible Name ve Accessible Role diye. Bu 3 alanımızı geçiyorum. Onlara dediğim gibi büyük bir ihtimalle videonun altına açıklama satırı olarak not düşeceğim. Birinci alanım neydi? Name'di. İkinci alan Accept buton. 3, 4, 5 o alanlarım. Şimdi geldik 6. alanıma. Allow drop diye bir alanım var. Benim sürükle bırak yöntemlerim için kullanılmakta genelde. Sürükle bırak, form üzerinde sürükle bırak işlemi yapılacaksa allow drop'un true olması gerekiyor. 7. alanım arkadaşlar auto scale mode. Ekran çözünürlüğü değiştiği zaman
formun veya kontrollerin hangi özelliğinin bu çözünürlüğe göre ayarlanacağı nereden belirleniyor? Auto, Scale, Mod'dan belirleniyor. Çok aşırı bir pratik bir ders olmayacak. Daha böyle biraz teoride kalacak gibi. Hani bununla ilgili Türkçe kaynak var ama çok fazla yeterli değil. Ben o Türkçe kaynakları topladım. İngilizce kaynakları da buldum. Hepsini derledim ve bu form alanındaki özelliklerin tamamını bir videoya sığdırmak istedim. O yüzden böyle bir ders yapıyoruz. Auto-scale modun tanımını yaptık. Mesela bunu şu an font dediğimiz yazıtırı olarak geliyor. DPI olarak seçebiliriz. DPI ne arkadaşlar? Dots per inch diye bir açılımı var. Dijital görüntüleme sistemlerindeki çözünürlük ifadesi olarak kullanılmakta. Yani ekranın çözünürlüğüne göre ayarlanabiliyor. Inherit var. Kalıtım ile miras alınan, özellikle CSS'de kullanılan kalıtsallık ifadesi. Ama biz ne olarak varsayılan değerimiz ne? Font. Font olarak kullanıyoruz. Ondan sonra auto scroll var. Otomatik, ne diyelim, otomatik kaydırma alanım diyeyim. Formdaki nesneler forma sığmazsa veya taşarsa yatay ve dikey kaydırma çubukları ekleniyor. Bakın şimdi nasıl, şöyle görelim. Bir bakalım, soru var mı? Soru yok. Şimdi bakın, mesela bir butonu büyüttüm, tamam mı arkadaşlar? Şöyle butonumu büyütmeye devam ediyorum. Bakın, butonum şöyle kocaman bir hal aldı. Neredeyse formumun büyüklüğüne yaklaştı. Şimdi start dediğim zaman nasıl çalışıyor? Geldi, şöyle masa üstüne alayım. Geldi, butonun bir kısmı gözüküyor. Kalan kısmı formun şu sağ ve sağ alt ve ne tarafına, daha doğrusu sağ köşegene doğru inmiş durumda. Şöyle biraz büyüteyim ben sağa doğru ve aşağı doğru büyüttüğüm zaman ne oldu? Butonumun tamamı geldi. Ama ben öyle istemiyorum. Ben nasıl istiyorum mesela? Formumun boyutu bu olsun ama ben bu aracı kullanabileyim. O zaman ne yapacağız? Daha doğrusu ben bu aracı bu boyutta kullanabileyim. O zaman auto scroll'unu, yani otomatik kaydırmayı true haline getireceğiz. Formumun hemen şöyle 8. özelliğinde auto scroll kısmına geldim. Geldim. False yazıyor. Onu true yaptım. Bakın şimdi büyütüyorum butonumu. Büyütmeye başladığım an bu şekilde ne oldu? Auto scroll'la beraber sağ ve sol tarafta benim kaydırma çubuklarım gelmiş oldu. Bir çalıştıralım bakalım şu haliyle. Mesela şu an ne yaptı? Tam olarak konumlandırdı. Şöyle butonumuzu yakınlaştıralım, biraz daha yakınlaştıralım. Şimdi çalıştıralım. Ne yapmış olduk? Bu şekilde, az önce hoş geldiniz yazıyor. Bu şekilde ne yaptık? Yatay ve dikey kaydırma çubuklarımızı formumuza eklemiş olduk. Tekrar küçültelim. Küçülttük. Şu komut satırını da şimdilik kapatalım şöyle çift slash'ta. Ondan sonra devam edelim. 9. özellik auto scroll margin. Formdaki scroll barların genişlik ve yüksekliğini ayarlamak için kullanılır. Nasıl genişlik ve yüksekliğini? Şimdi bakın, az önce benim 2 tane scroll barım geldi. Bu şekilde bakın. 2 tane scroll barım mevcut şu anda. Hemen şuradan bakalım. Neredeydi? Auto scroll margin dediğimiz arkadaşlar neydi? Formdaki scroll barların genişlik ve yüksekliğini ayarlayacak. Mesela şu an width dediğimiz genişlik değeri 0 olarak gelmiş. Biz onu şöyle 100 yapalım. 100 yaptığım zaman ne yaptı? Genişlik kısmı, bakın, scroll bar çubuğu biraz daha sola kaydı ve biraz daha alan açılmış oldu. Aynı işlemi şimdi height'e de yapalım. Yani yüksekliğe de yapalım. Bakın, yükseklik de şurada şöyle bir serçe parmağının yarısı kadar bir boşluk var şu alanda, görüyorsunuz. Height kısmını geldim. Onu 100 yaptım. 100 yaptığım zaman ne oldu? Biraz daha boşluk açılmış oldu. Onu değiştirelim mesela. Şöyle 500 yapalım. 500 yaptığım zaman ne oldu? Boşluk, yani kaydırma çubuğumun alanı ve formumun büyüklüğü daha da artmış oldu. Şimdi bir start dedim. Start dediğim zaman ne oldu? Bu şekilde aşağı doğru bana bayağı bir alan sağlamış oldu. Auto scroll margin özelliğiyle. 10. özelliğimiz auto scroll size. Scroll barın minimum ve maksimum değerlerini belirlendiği alan. Auto scroll min size ve maksimum size alanım var. Şimdi width kısmına geldim. Ne yapalım mesela? Genişliği şöyle 100 yapalım. Aynı şekilde yüksekliği de 100 yapalım şöyle. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Aradaki farkı görelim. Ne yaptı? Orta kısmı aldı. Minimum değeri orta kısmı aldı. Bunun için biraz daha farklı örnekler lazım. Bunu tanım olarak geçelim o zaman. Ne dedik? Auto scroll size scroll barı minimum ve maksimum değeri. Hani bunların zaten hepsini değil, hepsini kullanmadık. Yarısını falan kullanmışızdır çok rahat. Kullanmadığımız alanlar vardı. Özellikle amacım bu derste o kullanmadığımız alanlara da değinmek. Onların en azından teorik olarak da olsa ne işe yaradığını bilmek. İleride mutlaka
fayda sağlayacaktır. Devam edelim. Butonumuzu küçültelim şimdilik. Şöyle küçültelim butonumuzu. Küçülttük. Kaçıncı özellik? 11. özellik. Formun 11. özelliğine geldim. Auto size diye bir özellik var. Auto size'ı şöyle şunları da 0'a 0 yapalım şimdilik. 0'a 0 aynı şekilde 0'a 0 yaptım. Auto scroll false. Bu zaten fontu. Auto size arkadaşlar biz ilk defa sanırım 10. derste kullanmıştık. At yarışı dersinde. At yarışı dersini izleyen arkadaşlar hatırlarlar. Şimdi bizim at yarışı dersinde ihtiyacımız olan bariyerler vardı. Atların kulvarlarını birbirinden ayırmak için bariyerler kullanmıştık biz. Peki bariyerleri nasıl elde etmiştik? Label'larla. Şimdi gelin beraber dilerseniz auto size'ı görelim. Auto size'ı form üzerinde değil de bir label'la beraber görsek daha verimli olacaktır. Aslında bazı özellikleri araçlarıyla beraber kullanılırsa çok daha verimli oluyor. Böyle direkt formda bir takım özellikler yarım kalabiliyor. Hemen şöyle label'ımı ekledim formuma. Bakın şimdi label'ımı ekledim. Label'ımın back color kısmına geldim şöyle. Arka plan rengini mesela mavi yaptım. Ben ne istiyorum? Şu label'ı boydan boya uzatmak istiyorum. Şöyle şu sol köşeden başlatıp sağ köşeye kadar uzasın istiyorum. Onun için ne yapıyorum? Auto size'ını otomatik boyutlandırmayı false yapıyorum. Otomatik boyutlandırma false olduğu zaman bu şekilde ne yapabiliyorum? Boyutunu arttırabiliyorum. Dediğim gibi at yarışı örneğini seyreden arkadaşlar varsa bu özelliği hatırlayacaklardır. Label'ımızı silelim. Şu an için ihtiyacımız yok. Soru var mı? Bakalım. Soru yok. Devam edelim. 12. özellik Auto Size Mod. Yani otomatik boyutun modu. Şurada. Şimdi Grow Only olduğu zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Yalnızca büyütüyor. Grow and Shrink yaptığımız zaman büyüme ve küçülmeyi engelleyebiliyoruz. Nasıl? Şöyle. Şimdi bakın. Start dedim. Start dediğim zaman şöyle şu şekilde sağ, aşağı, yukarı veya sola ne yapabiliyorum? Küçültebiliyorum, büyütebiliyorum, genişletebiliyorum veya daraltabiliyorum. Bunu Auto Size Mod kısmına gelip Grow and Shrink yaptığım zaman bu özelliğimi ne yapabiliyorum? Kapatabiliyorum. Bakın şu an geldim. Fare imleci köşeli oklar şeklinde açılmıyor ve formumun boyutu üzerinde herhangi bir değişiklik yapamıyorum. Bu özelliğimin ismi de Grow and Shrink. Grow and Shrink kaçıncı özelliğimiz? Yani Auto Size Mod 12. özelliğimiz oldu. Şimdi 13. özelliğimiz hemen altında Auto Validate diye bir özellik var. Form üzerindeki kontrollerin doğrulama işleminde nasıl davranacağını belirler gibi bir açıklaması mevcut. Yine araçlarla beraber kullanılan bir özellik. Tek başına burada çok bir anlamı yok. 14. özelliğimiz Back Color arkadaşlar. Arka plan zaten derslerimizin vazgeçilmezlerinden birisi. Şöyle değiştirelim. Dersin ortasında değiştirmiş olalım. Arka plan rengi her zaman önemlidir. Çünkü uygulamayı kullanacak kişi için biraz görselle onu çekmek lazım. Yani kullanıcıyı çekmek lazım. Sıradan ilk başta gelen window dediğimiz renk basit bir renk oluyor. Biraz böyle forma renk katmak, canlılık katmak kullanıcıyı da uygulamaya daha çok çekecektir. 15. alan background image, arka plan resmi. None yazıyor. Project resource file dedi. Eğer dosya içerisinde, daha doğrusu eğer şöyle diyeyim, toplayayım cümleyi. Eğer siz proje içerisinde bir klasör oluşturup o klasöre resimleri attıysanız burada çıkması gerekiyor. Ama biz öyle bir şey yapmadık. Nereden alacağız? Local resource'dan import dediğim zaman şöyle nereye gidelim? Resimlere gidelim. Resimlerim. Yeni klasör. Şuradan mesela şu papatyaları alalım. Okey dedim. Okey dediğim zaman ne oldu? Background imajım gelmiş oldu. Formumu bu şekilde ne yapabilirim? Büyütebilirim. Bir sonraki özelliğimiz, hemen şöyle ben de sayfamı değiştireyim. 16. özellik Background Image Layout, yani arka plan resmini konumlama gibi bir özellik var. Hemen Background Image'in altında arkadaşlar. Şu an varsayılan değer Tile olarak geliyor. Ben onu Stretch, yani uzat olarak seçiyorum. Uzatıyor. Tam olarak ne yapıyor? Benim formuma sığdırıyor. Bu özellikler nerede biliyor musunuz? Şu background image layout. Masaüstüne mesela kişiselleştir dedim. Şöyle masaüstü arka planı dedim. Şurada resim konumlandırması diyor ya. Background image layout'un tam olarak karşılığı bu. Resmin konumlandırılması. Ve oradaki seçenekler de tıpkı burada olduğu gibi doldur, sığdır, uzat, döşe, ortalığı şeklinde seçenekler mevcut.
Biz neyi seçtik? Strici seçtik. Tam olarak ne yapsın? Bize uzatsın ve sığdırsın. Sensible buton arkadaşlar biraz önce Enter'ın yapmış olduğu görevi ne olarak görüyor? ESC olarak, ya yani ESC'ye ne yapıyoruz? Komut ataması yapıyoruz. ESC normalde nedir? Bir aktif pencereyi kapatır veya uygulamadan çıkar şeklinde neyi var? Bir kullanım var. Mesela şuraya bir komut atalım. Sensible butonda ESC basıldığı zaman ne olsun? Message box versin bize. Ne desin? ESC tuşuna bastınız desin. Şimdi bir çalıştıralım bakalım önce. Herhangi bir işlem yapmadan olacak mı? ESC'ye basıyorum şu anda. Ekran klavyesini de açayım. Şöyle. Şu an herhangi bir işlem yok. Neden? Çünkü herhangi bir komut vermedim şu anda. Form kısmıma geldim. Neydi benim özelliğim? Sensible butondu. Bunu buradan buton 1 olarak ayarladım. Start yaptım. ESC'ye bastım. ESC tuşuna bastınız dedi. Şöyle ekran klavyesiyle de göstereyim. ESC'ye bastım. Ne dedi? ESC tuşuna bastınız diye bana uyarıyı vermiş oldu. Yani Sensible buton çıkış butonu gibi düşünülebilir. Hemen altında ne var? Causes validation var. Doğrulama ayarı 0 ve 1 olarak iki değer alıyor. Yani true ve false olarak alıyor. Yine araçlarla beraber kullanılmakta. Özellikle ASP'de kullanılıyor Causes validation. Mesela nasıl kullanılabilir? Şöyle kullanılabilir. İşte bir form paneli hazırladınız. Kullanıcı bilgilerine giriyor. Bilgilerin tamamı girmiş mi? Mesela textbox 1'e girilmiş mi? 2 sonuç var. 1 ya da 0, yani true ya da false, girilmiş ya da girilmemiş. Aynı şekilde textbox 2'ye girilmiş mi? Textbox 3'e girilmiş mi? Bu şekilde değerler alıyor. Ondan sonra 19. özelliğimiz context menu strip. Forma ait bir context menu strip varsa sağ tuş ile çağırma özelliğini ne yapabiliriz? Buradan sağlayabiliriz. Şu arka plan resmi neyse kalsın, sorun değil. Bir tane forma context menu strip ekliyorum. Bakın, context menu strip'e ekledim. Bir tane başlık atalım şuraya. Context menu strip'e ne diyelim? İstanbul diyelim. İstanbul diye bir başlık attık mesela. Start dedim. Start dediğim zaman bana context menu strip ile ilgili herhangi bir belirti gelmiyor. Peki ben bunu nasıl çağıracağım? Sağ tuş yaparak çağıracağım. Peki sağ tuş yaptım az önce ama yine gelmedi. O zaman ne yapacağım? Formda eksik bir şeylerim var demek ki. Şurada context menu strip diye bir alanım var. İlk değeri none olarak geliyor. Ben bunu context menu strip 1 olarak ayarladığım zaman çalıştırıyorum şöyle. Şimdi sağ tuş yaptım. Ne oldu? İstanbul kısmı gelmiş oldu. İstanbul'a bir komut verseydim ve sol tuşla da tekrar İstanbul adlı alanıma tıklasaydım ilgili komutumu gerçekleştiriyor olacaktı. Devam edelim. 20. özellik Control Box. Formun sağ üst köşesindeki değerler olarak tanımlamışım defterime. Ben tanımları defterimden okuyorum arkadaşlar. Benim bir kod defterim var. Bunu son derste göstereceğim size. İçerisinde tamamen yaptığımız uygulamalardaki kodları not aldığım, işte küçük C# formla ilgili veya programlarla ilgili notlar aldığım bir defter, size de tavsiye ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Mutlaka küçük bir kod defteri siz de kullanın. Control box'ımız şu anda true, false yaptığım zaman ne oluyor? Şu sağ üst tarafta bulunan 3 tane değer. Tam ekran yapma, formu aşağı alma ve çıkış dediğimiz exit ikonu kayboluyor. Bir de formumuzun ikon kısmındaki ikonu kayboluyor. Şurada Visual Studio'nun kendi form ikonu mevcuttu. O da kayboldu. Tekrar true yaptığım zaman ne oldu? Bu alanlarım bana gelmiş oldu. İzleyici sayımız düşmüş. Sıkıcı sanırım ders olabilir. Çok şey değil, hani çok eğlenceli bir ders değil ama inanın bana, bence çok önemli bir ders. Form özellikleri, çünkü gerçekten çok zayıfız yani form özellikleri konusunda. Mesela eğer bir kişi bu 100 ders seyrettiyse ve bu form 1'in üzerindeki alanların %80'ine hakim değilse bir sıkıntı vardır, yani eksiktir o. En az %80'ini, %85'ini kesinlikle bilmeli. Kursör dediğimiz arkadaşlar bizim imlecimiz, varsayılan değer olarak şu şekilde fare imleci geliyor. Mesela onu değiştirelim. Ne yapalım? Şöyle cross yapalım. Yani artı şeklinde bir işaret yapalım. Start dedim, çalıştırdım. Bakın şu an normalde formun dışarısında benim bildiğim beyaz fare imlecim geliyor. Ama formun üzerine geldiğim zaman bu şekilde ne oluyor? Cross dediğim artı şeklinde olan imlecim bana
geldi. Veya değiştirelim onu kursör kısmından yine. Ne yapalım şöyle? Size all, tümünü kapla anlamına gelen sürükle bırak yöntemindeki imlecim bana geldi. Bu şekilde bakın. Üzerinde basılı tutup sürükleme işlemi yapamıyorum. Şuradan sürükleyebiliyorum ama imlecimin şekli bu şekilde olmuş oldu. Yapılacak uygulamaya göre kullanım değerleri mutlaka olan önemli alanlardan birisi. Şimdi geldik Double Buffer'da. Double Buffered şöyle bir bakayım kaçıncı özellik olacak. 22. özellik arkadaşlar. Çift tampon anlamına gelmekte Translate'teki karşılığı. Şimdi Double Buffered bence çok önemli özelliklerden birisi. Ne işe yarıyor? Daha önce değindik mi bilmiyorum. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Hatta uygulamalı göstereyim, daha faydalı olacaktır. Bir tane picture box ekleyelim formumuza. Bir tane picture box ekledim. Picture box'ımızı şöyle start diyelim. Bir çalıştıralım bakalım. Bunu ama nasıl yapmam lazım? Picture box'ı şimdi key down'la klavye tuşlarıyla falan hareket ettirmem lazım. O da ayrı bir kod yazmamız gerekiyor. Oraya hiç girmeyelim. Sadece teorik olarak anlatayım. Şimdi bakın. Double Buffered özelliği false olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Varsayalım ki şu bizim picture box'ımızı form üzerinde ama formda arka plan resmi olmak şartıyla form üzerinde hareket ettirmemiz gerekti. Örneğin bir oyun yaptık. Mesela 43. derste falan galiba böyle bir oyun yapmıştık biz. Şu şekilde bakın şu an ne yapıyor? Picture box'ın arkasında bir şey oluşuyor. Bir ne oluşuyor diyeyim? Takılma gibi. Doğru kelimeyi bulamadım. Doğru kelimeyi yazarsanız çok sevinirim Twitch'üne. Takılma gibi bir arka plan oluşuyor şu anda. Ben onun olmasını istemiyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Bu C#'ta Double Buffered özelliğini kullanmadığım için kaynaklanıyor. Bunu Double Buffered özelliğini kullandığım zaman şöyle forma geldim. Hemen nerede burada? Benim kaçıncı özelliğimdi? 22. özelliğim Double Buffered. Şurada bunu true yaptığım zaman bu şekilde bakın çalıştırdığım zaman ne olacak diyorum. Şu an bile arada fark var sanırım, şu an görüyorsunuz herhalde. Bakın az önce olan o arka plandaki takılmalar gitti, o takılmalar artık olmuyor. Keydan'a gerek kalmadı. Ne yapıyor? Sanırım bellekte bunun için yer açıyordu arkadaşlar ve bellekte yer açtığı için o takılmaları yaşamıyorduk. Bunun biraz uzunca bir açıklaması vardı. Buna da yine grup üzerinden falan bir şekilde değiniriz. Yani Double Buffered tam olarak bu işe yarıyor dedik. 23. özelliğimize geçelim. Nerede kaldık? Double Buffered'dan sonra. Şurada Enable. Enable özelliği bizim aktiflik ve pasiflik özelliğimiz. False yaptığım zaman şöyle bütün araçlar da false olarak geldi. Şu an tıklayamıyorum. Şu an false olup olmadığı çok belli değil. Sadece buton üzerinden belli. Form tamamen false durumunda. Arka plan rengi olduğu için, daha doğrusu arka plan resmi olduğu için belli değil. Eğer arka planda sadece bir renk olsaydı çok daha belli olacaktı. Bir bakalım soru var mı? Soru yok. Sabırla izleyen 5 arkadaşı çok teşekkür ediyorum ve kutluyorum arkadaşlar size valla gecenin bu saatinde sabırla seyrettiğiniz için. 24. özellik font özelliği, bildiğimiz yazı tipi alanı. Yazının neyini değiştirebiliyoruz burada? Yazı tipini, yazı tipinin stilini, ondan sonra boyutu, yazının neyini işte varsayılan dil değerini, üst alt çizgi falan. Ondan sonra buraya ne eklediğimiz zaman, font color eklediğimiz zaman, daha doğrusu font diyalog eklediğimiz zaman ne yapıyorduk? Renk kısmını falan da ekleyebiliyorduk. Hemen altına geçtim. 26. Form border style diye bir özellik. Yok, önce ne var? For a color var. Bak 25 for a color. 25 for a color arkadaşlar, yazımızın rengini belirliyoruz. Daha çok bunları form üzerinde değil de form üzerindeki araçlarda kullanmaktayız. Örneğin şu an butonun rengi siyah. Bunu değiştirelim. Mesela kırmızı yapalım. Ne yaptı? Butonumuzun buton 1 adlı renk yazısını kırmızı yapmış oldu. Tekrar siyah yapalım onu. Hemen altında 26. özellik formun border style diye bir özelliği mevcut arkadaşlar. Şurada sizable diye bir özellik geliyor bana. Fixed 3D yaptığım zaman bakın şöyle bir özellikle sağ taraftan şu köşe kısmında içe doğru bir girinti oluştu. Bu benim Fixed 3D özelliğim. Şu arka plan resmini kaldırırsam belki biraz daha belli olur. Clear deyip okey diyeyim. Belli oldu mu bilmiyorum. Sanki biraz daha belli gibi. Ondan sonra başka ne yapalım? Şunu değiştirelim şöyle. Hemen şuradan
Fixed 3D var. Fixed Dialog var. Fixed Dialog dediğim zaman ne yaptı? Hemen şöyle aradaki farkı görelim. Ha, şu çizgi gibi olan kenarlığı kaldırdı. Direkt renkle şeyi bütünleştirdi. Şu formun kenarlığını ne yaptı? Bütünleştirdi. Ondan sonra Fixed Tool Window var. Şeyleri de kaldırdı. Şu tam ekran yapma ve alta alma sekmelerimi de kaldırdı. Daha doğrusu neylerimi diyeyim. İkonlarımı. Size Disable Tool Window dediğimde bunun da farkı göremedim. Biz ne kullanıyorduk? Bir de Fixed Single vardı. Fixed Single'ı da kullanmıştık. Disable kullanıyoruz. Varsayılan değerimiz. Help buton kaçıncı özellik? 27. özellik. Yardım butonu eklemek için kullanılıyor. İkon arkadaşlar, şurada Visual Studio bize sarı, kırmızı ve mavi olarak bir ikon vermekte. C# Form'un kendi ikonu bu. Başlangıç ikonu o. Biz onu değiştirebiliriz. Mesela ikona tıklayıp buradan bir ikon seçtiğim zaman ne olacak? İkon formumun ilgili noktasına ya da ilgili form. Dersimizin ikinci kısmı başladı arkadaşlar. Devam edelim. 28. özellik IME mod diye bir özellik var. IME mod arkadaşlar ne işe yarıyor? Japonca, Korece gibi dilleri desteklemesi için kullanılan alanım IME mod. Ondan sonra 29. özellik şurada İzmidi Container'ı geçmiştim sanırım. Yani İzmidi Container ne yapıyor? Burayı tamamen bir şey içine alıyor. Container içine almakta. Yani bir panel şeklinde düşünülebilir. Sonraki özelliğim ne? Keypref arkadaşlar. Keypref ile ilgili kısa bir teoriden bahsedeceğim. Ondan sonra geçeceğim. Biliyorum biraz şu an özellikle YouTube'dan seyredenler için de söylüyorum. Biraz sıkıcı olduğunun farkındayım. Ama bu videoyu seyrediyorsanız ve bu noktaya kadar geldiyseniz lütfen videoyu kapatmayın. Devam edin seyretmeye. Ben burada özellikleri söyledikçe siz de videoyu durdurun ve özellikleri tek tek inceleyin. Keypreview bu özellik false ise form üzerindeki kontrollerden hangisi focus ise onun keypress event'ı ya da istenilen herhangi bir key event'ı çalışıyor. Ama bu özelliği true yaparsak focus'tan kontrolden önce formumuzun istediğimiz key event'ını ne yapabiliriz? Tetikleyebiliriz gibi teorik bir anlamı var. Şu an bunun uygulama kısmını kullanmayacağız. Hemen şöyle altına iniyorum. Biraz daha seri olalım. Language dedi arkadaşlar, dil kısmı. Dil kısmını özellikle nerede kullandık? Biz setup'ta kullandık. Setup'ta işimize yaramıştı. Mesela C# Form ile bir uygulamanın setup'ını oluştururken dil kısmını Türkçe seçtik. Setup sihirbazı da bize Türkçe olarak karşımıza geldi. Localizable diye bir alan var. Yerelleştirme, birden fazla dil desteği. Bu özellikle kullanıcı formda birden fazla ne yapabilir? Dil kullanabilir. Location konumlandırma arkadaşlar formdan ziyade araçlar için kullanılmakta. Mesela şu an butonumun location'ı x koordinatı 252, y koordinatı 215 olarak gelmiş. Onu değiştirelim, şöyle 100'e 100 yapalım. Picture Box'a yakın bir yere gidecektir. Enter dedim. Picture Box'ın tam içine geldi. Biraz şöyle altı alalım. Burası kaçmış? 70'e 196. Onu 200 yapalım. 1, 2, 3, 4. 4 kere alt ok tuşuma bastığım zaman ne oldu? Butonumun Y koordinatı 200 olmuş oldu. X koordinatı benim soldan uzaklığım, Y koordinatım da yukarıdan uzaklığım olmuş oldu. Ondan sonraki özelliğim ne? Locket diye bir özelliğim var. Bakın şu an formu istediğim şekilde büyütebiliyorum. Ama locket'ını true yaptığım zaman bu büyütme işlemini ne yapıyorum? Engelliyorum. Zaten kilit anlamına gelmekte. Kilitli gibi şu anda. Şu sol üst tarafta da bir tane kilit ikonu çıktı. Bu şekilde kilit özelliği mevcut. Ne işe yarar mesela? Siz bir uygulama yaptınız. Onun form boyutlarını kaybetmek istemiyorsunuz. Bir yere de not almadınız. Locked'ı kullandığınız zaman ne yapabilirsiniz? Onun form boyutlarını sabitlemiş olabilirsiniz. Hemen altında main menu strip diye bir alan var. Eğer menu strip kullanacaksak kullanacağımız özelliklerden birisidir bu main menu strip. Ana menu strip gibi bir anlamı var. Birden fazla menu strip kullanımında daha çok işe yaramakta, öyle diyebilirim. Eklemeye pek gerek yok. Maximize Box arkadaşlar, şöyle çalıştırayım formumu, çalıştırdım. Büyüttüğüm zaman bu şekilde büyütebiliyorum. Mesela ben büyütmek istemiyorum formumu. Formun büyümesini istiyorum. Maximize Box'ı false yaptığım zaman bakın şimdi çalıştırdım. Çalıştırdığım zaman ortadaki tam ekran yapma alanım sekmen ne oldu? Enable'ı false olmuş oldu. Bu şekilde tam ekran yapmamı engellemiş oldum. Maximize Box'ın hemen altında Maximum Size diye bir alanım var arkadaşlar. Maksimum boyutu kaç olsun mesela formun? Hani büyüteyim ama tam ekran olarak büyümesi. Mesela ne diyeyim? Şöyle 500'e
Yüksekliği de 500 olsun. Şöyle 500'e 500 olsun. Çalıştırdım. Bakın. Formum şöyle geldi bana. Büyüttüm. Büyüttüğüm zaman ne oldu? 500'e 500 alınım. Bu olmuş oldu. Bu şekilde. Şimdi tekrar sıfıra. Şurayı ben sıfır yapayım bir saniye. Sıfıra sıfır diyeyim. Heh. Tekrar eski değerini almış oldu. Şimdi form kısmını büyüteceğim. Tekrar büyüttüm form alanımı. Hemen altında minimize box diye bir alanım var. Alt sekme olarak alma. Şöyle aşağı alma anlamına geliyor. Bakın zaten Visual Studio'nun da üstünde hemen açıklama olarak geldi minimize diye. Şu anda çalıştırayım bir aradaki farkı beraber görelim. Şurada minimize ikonuma tıkladığım zaman, daha doğrusu sekmeme tıkladığım zaman formu ne yaptım? Ara başlattaki başlat menüsü üzerindeki menü çubuğuma aldım. Bunu şuradan nerede minimize box'ı false yaptığım zaman şöyle çalıştırayım. Çalıştırdığım zaman ne oldu? Minimize box'ını false yapmış olmuş oldum. Minimize size'da yine minimum küçüklük ne kadar olacak? Bu da buradan ayarlanabilir. Opacity arkadaşlar şeffaflık anlamına gelmekte. Form ne kadar şeffaf olsun? Mesela 50 yapayım. Aradaki farkı beraber görelim. Şöyle bakın. 50 yaptığım zaman ne oldu? Masa üstüne alayım. Şöyle formum şu an burada var ama ne yaptım? Şeffaf yapmış oldum ve arka planı ne yapmakta? Rahat bir şekilde görebilmekteyim. Onu biraz daha arttıralım şöyle. 80 yapalım. Biz 80 yazdıktan sonra yanına otomatik olarak yüzdeyi kendisi atıyor. Şöyle masa üstüne aldım. Bakın bu şekilde ne yapmış oldum? Masa üstünde formum olmasına rağmen arka planı görebilmekteyim. Devam edelim. Padding diye bir alanım var. Forma eklenen kontrollerin uzaklık referansı gibi bir açıklaması mevcut. Mesela benim formumda şu anda bir picture box ve bir de buton var. Formumun padding alanına geliyorum şöyle. Bitiyor arkadaşlar. Çok az kaldı. Ol. Yani bütün kısımlarını kaç yapayım örneğin? 50 yapayım. 50 yaptığım zaman neden değişmedi? Şöyle 100 yapalım. Bir çalıştırayım şöyle. 100 yaptım. 100 yaptığım zaman bir saniye nasıl göreceğim ben bunu? Önce bir opacity'yi değiştireyim. Opacity'yi tekrar 100 yapayım. Ondan sonra opacity'yi 100 yaptım. All kısmına geldim. Burayı tekrar şöyle 50 yapayım. Yeniden bir çalıştıracağım. 50 deyip start dedim. Burayı kullanabiliyordum ama şu anda kullanamıyorum. Şunu da arka planını değiştireyim bir. Şunu bir değiştirelim. Normalde kullanıyorduk burayı padding kısmını ama şu an hepsi mesela forma location kısmını 50 olarak uzaklaştırdık. Bunu değiştireyim şöyle 100 yapayım. Yeniden all kısmını 100 yaptım. Start dedim. Şu an çalışmıyor. Dersten önce burayı düzeltmiştim ama çalışıyordu. Buna en son bir bakalım tekrar. Bir sonraki özelliğimiz ne olacak? Bir sonraki özelliğimiz right to left diye bir alanım var benim. Right to left. Yes yaptığım zaman bu şekilde ne yapıyor? Benim şuradaki text kısmımı alıyor. Sağ tarafa yazıyor. Şu an sol tarafta olan form 1 adlı text kısmını sağ tarafa yazıyor. Right to left layout diye bir alanım var. Tek başına kullanılmıyor. Right to left'in de kullanılması gerekiyor. Mesela şu anda sağ tarafa aldı form 1'i. Right to left layout'u da yes yaptığım zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Araçları alıyor, sağ tarafa atıyor. Şeyleri de şuradaki üst ikonlarımı da sol tarafa atıyor. Yani bir nevi yer değiştirme işlevi görmekte. Show ikon diye bir özelliğim var. Show ikon sol tarafta bulunan Visual Studio'nun kendi ikonunu göstersin ya da göstermesin gibi bir anlamı mevcut. Show in taskbar var. Show in task var. Görev çubuğu gibi bir anlamı mevcut. Görev çubuğu true ya da false şeklinde hani görev çubuğu eklenirse gözüksün mü gözükmesin mi diye bir anlamı var. Size arkadaşlar formumun büyüklüğü zaten şu an 500'e 426, onu 500'e 600 yaptığım zaman ne oldu şu anda? Aşağı doğru biraz daha büyümüş oldu. Tekrar onu küçültelim. X ve Y koordinatları bu şekilde kullanılmış oluyor. Size grip style diye bir alanı var arkadaşlar. Şu an auto olarak geldi. Bunun şey neydi? Ha, şurada üçgen diye bir anlamı mevcuttu. Nasıldı? Hemen şöyle hatırlayayım. Size grip style şu sağ alt taraftaki üçgen özelliğiydi sanırım. Bakın şu anda şu sol sağ alt tarafta sağ alt köşegende herhangi büyütmek için bir ikonum veya bir neyim diyeyim bir resmim görselim yok. Burada show dediğim zaman bakın şöyle
üçgen şeklinde bir alan geliyor. Şurada bakın noktalar şeklinde. Oradan itibaren bu benim ne işime yarıyor tam olarak? Formumu sağ taraftan ve taraftan çapraz bir şekilde büyütmem için bir nevi yönlendirme görevi ne yapıyor? Görüyor diyebilirim. Bu sıkıcı derste bir bakayım soru var mı? Onu tamam ona değineceğim birazdan. Birazdan söyleyeceğim onu arkadaşlar. Start position diye bir alanım var. Start position neydi start position? Başlangıç pozisyonu. Başlangıç pozisyonu mesela center screen yaptığım zaman ya da önce normal halini alalım. Windows default location olarak. Şimdi start dediğim zaman ne yapıyor? Normal bildiğimiz sol taraftan, sol üst kısımdan bize formumuzu başlatıyor. Ama ben onu değiştiriyorum. Şöyle center screen yapayım. Center screen yaptığım zaman start dediğimde ne yapıyor? Formumu ekranımın ortasından başlatmış oluyor. Tak arkadaşlar arka planda çalışacak etiketler için kullanılan alanım. Text zaten formumun sol üst tarafındaki isim alanı için kullanılıyor. Mesela değiştirelim şöyle. Ders 86 diyeyim. Ders 86 bu şekilde ne yaptık? İsim vermiş olduk. Ondan sonra topmost diye bir özelliğim var. Onu da söyleyeceğim sizlere bir saniye. Şöyle bakayım. Ha, topmost eğer true olursa ne yapıyor biliyor musunuz? Eğer arka planda bir çalışan uygulama varsa hepsinin önüne geçiriyor topmost'la. Topmost true olduğu zaman arka plandaki bütün pencerelerin uygulamaların önüne ilk olarak bizim uygulamamızı geçiriyor. Transparency key diye bir özelliğim var. Transparency key nasıl bir tanımlama yapabilirim? Bitiyor artık son 3 özellik. O renkteki alanları transparan yap gibi bir anlamı mevcut. Şimdi bakın birkaç tane label ekleyerek bu özelliği sizlerle paylaşayım. Şöyle butonumu da sileyim. Çalıştırayım bir hata alacağım mı? Tamam hata almadım. Şunu da sileyim. Şimdi birkaç tane label ekleyeceğim şöyle. 1, 2, 3, 4. 4 tane label ekledim. Şimdi 4 label'ımı da seçtim. 4 label'ımın 4'ünde fontunu biraz büyüteceğim. 14 yaptım. Yazı tipleri siyah olarak geldi. Şimdi sadece şunun arka plan rengini değiştiriyorum şöyle. Bunun arka daha doğrusu yazı rengini. Yazı rengi ne olsun bunun? İşte şöyle mavi bir renk yaptım. Diğerlerinin yazı rengini control text. Şimdi ben ne kullanmak istiyorum burada? Transparency key alanımı kullanmak istiyorum. Bana bir renk seçmemi söylüyor. Seçmiş olduğum renkteki değerler formda varsa onları transparan yapacağım diyor. Yani üzerine çizecek gibi bir anlamı mevcut burada. Bakın şimdi nasıl şöyle. Benim rengim neydi? Control text'ti. Şuraya da control text girelim. Okey dedim. Şimdi şu an herhangi bir değişiklik yok. Çalıştığı zaman göreceksiniz. Çalıştırdım. Bu şekilde ne yaptı? Control text olan alanlarını ne yaptı? Neye çevirdi? Bu böyle değildi. Şimdi o sorunu çözdük. O sorunu nasıl çözdüm arkadaşlar? Şöyle bu Windows form üzerinde çok fazla özelliği değiştirdiğim yeni bir Windows form ekleyip onun üzerinde değişikliklerini gerçekleştireceğim. Şimdi ikinci bir Windows form ekledim şöyle. Hafızaya aldım. Label değerini yapıştırayım. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle 4 oldu. Şimdi bu 4 tane label 3 tanesini farklı bir renge alacağım. For a color kısmına geldim. Mesela ne yapalım? Şuradan şöyle light coral yaptım. Bakın şimdi light coral olarak benim 3 rengim geldi. Şimdi formun altına indim. Transparency key kısmına geldim. Şuraya light coral yazıyorum. Light coral yazdım. Bana geldi. Bunlarla aynı rengi aldı. Şimdi formumu çalıştırdığım zaman ne yapacak? Bunun üzerine çizikli çizikli bir hal alacaktır. Şöyle Solution Explorer'dan form 2 yükleyecek. Tamam. Formum açıldı. Bakın ne yaptı? Bunların üzeri bu şekilde çizikli oldu. Transparan hali bu şekilde olmuş oldu. Yani tam olarak transparan değil. Bu şekilde ne yapıyor? Çizikli bir hal almış oluyor. Şu yeni formumuz üzerinden devam edelim. Properties kısmına geldim. Az önce şey özellikleri çalışmadı. Padding. Şimdi onu da bir deneyeceğim. Acaba bu özelliklerle ilgili miydi diye. Ondan sonra neler var? Use Wait Cursor var arkadaşlar. Yani bekleme imleci. Form üzerine geldiğimizde bekleme imlecimiz var ya bizim Windows 7 ile beraber gelen Vista'da var mıydı bilmiyorum da. Şöyle mavi dolan bir imlecimiz var. O forma geldiğimiz zaman aktif olsun mu diyor. Evet diyelim mesela aktif edelim onu. Start dedim.
start dediğim zaman bakın formun üzerine geldim. Bu şekilde ne yapıyor? İnsana sinir bozucu şekilde bekleten bir şeydir bu durumdur. Pek hani yazılımcıların pek görmek istemediği bir hareket diyeyim. Bu imlecimizi bize getiriyor. Ve Window State diye bir alanım var arkadaşlar. Maksimize, minimize neydi Window State? Hemen şöyle notlarıma bakıyorum. Windows penceresini ha pencerenin nasıl açılsın başlangıç kısmı mesela minimize dediğim zaman başlangıçta şu başlat menüsü çubuğunun olduğu yer var ya benim şu görev çubuğumun olduğu yerde başlatacak mesela minimize dediğim zaman start dedim bakın geldi şu anda nerede görev çubuğu üstünde tıkladığım zaman bu şekilde erişebildim kendisine aynı işlemi minimize şey yapalım maksimize yapalım maksimize yaptığım zaman şöyle start dedim start dediğimde bu şekilde ne oldu tam ekran olmuş oldu. Ondan sonra ne yapacaktık? Şu padding'i bir deneyeceğim. Şimdi padding özelliğini deneyelim. Büyük ihtimalle az önce olmamasının sebebi şeydi arkadaşlar. Orada çok fazla değiştirdiğimiz özellik vardı. O özelliklerden dolayı olmadı. Padding ne demiştik? Hemen şurada benim bir açıklamam vardı. Forma eklenen araçların uzaklık referansıydı. All dediği bütün araçlar yani bütün hepsi için bütün araçlar demeyeyim. Bütün 4 özellik için. Left dediği işte sol. Top dediği üst right. Sağ bottom orta merkezden uzaklık şeklinde. Mesela all kısmına geldim şöyle. All kısmını 100 yaptığım zaman ne yaptı? Hepsini bu şekilde 100'er piksel diyeyim uzaklaştırmış oldu. Bu özellikle böyle. Bu Twitch üzerindeki bu soruyu da birazdan şeye yazacağım. Bu dersten sonra videonun altına açıklama satırı olarak yazacağım. Onunla ilgili kısa bir yazı yazmak istiyorum çünkü nasıl formda büyütebiliriz şeyleri ya da gelecek ders bununla ilgili bir kısa bir değinirim. Onun özelliği biraz daha farklı çünkü direkt formla beraber kullanılmayacak o alanım. Gelecek ders yapacağımız uygulama içerisinde onu anlatırsak daha verimli olur. Böylece sıkıcı bir dersimizin sonuna geldik. Gerçekten çok şey değildi. Yani çok aşırı keyifli bir ders olmadı. Biraz sıkıcı bir ders oldu. Hem YouTube'dan seyredenler hem Twitch'ten seyredenlere çok teşekkür ediyorum ama Twitch'ten seyredenlere ayrı bir teşekkür ediyorum. Canlı yayında bu sıkıcı derse katlandığınız için. İşte bazı güzel şeyler sıkıcı olmak zorunda. Bunların bilinmesi mutlaka gerekiyor. Böylece dersi noktalayalım. İzleyen 7 arkadaş sürekli seyrediyordu zaten. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere. 86. dersimizi de sonlandırmış olduk böylece. Yarın akşam kısmet olursa inşallah 87. dersimizi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Son sahurunuzda şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı sahurlar dileyelim. Yarın akşam 87. dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.